Uşak futbolunda öncelikle tutulan yer falan önemli değil. Galibiyet de önemli değil, mağlubiyet de önemli. Bizim akademimiz 4 yıllık bir akademi. Karşımızdaki takımlar 100 yıllık akademiler. Oynadığımız futbola bakın. Uşaklarımızın kalitesine bakın. Yeteneğine bakın. Burada sonuç önemli değil. Ama maalesef burada doğru mesaj vermek lazım. Bu çocukların buradan ne aldığı önemli. Ne kazandığı önemli. Azerbaycan futboluna ne kattığı önemli. Biz istediğimiz şeyleri aldık. Açık söyleyeyim size. Şimdi Feyenoord takımını yeniyorsun. Villarreal'e yeniliyorsun, üzülüyorsun. Galatasaray'a yeniliyorsun, üzülüyorsun. Bu da bir ilerlemedir Azerbaycan futboluna. Bizim çocuklarımız elinden gelen her şeyi yaptılar. Tecrübe kazandılar. Bu ortamı teneffüs ettiler. Özgüven kazandılar bir defa. Yani Avrupalı yaşıtlarını gördüler. Ne durumda olduklarını. Bence gelecek günler ümitliyiz biz yani akademi olarak. Azerbaycan futbolu için. Buyurun. Bu uşaqlardan neçəsi gələcəkdə böyük futbolcu, yaxşı futbolcu olabilir? Yani daha çok perspektif verilen futbolcular var. Şimdi tabii ki birkaç tane oyuncumuz var. Ama bizim problemimiz psikolojik arkadaşlar. Yani psikolojik derken bizim Türk insanın yapısında da var. Gol yiyoruz, çöküyoruz. İşte seyrettiğiniz ilk yarı mükemmel bir futbol. İki tane, üç tane gol kaçırıyoruz. Gol kaçırdığımız zaman bir karamsarlığa kapılıyorlar yani. Tamam biz gol atamayacağız diye. Öyle bir şey yok işte. Avrupalı bunu aşmış. Biz de bunu aşmaya çalışacağız. Bizim akademimizde zaten psikolojik olarak bu şeyleri aşmaya çalışıyoruz. Gol yediğimiz zaman çöküyoruz. Bir yol buldu mu? Tabii ki bunu şöyle aşarsınız ancak. Sürekli olarak yurt dışında turnuvalarda oynayarak. İşte sizler mesela sonucu çok merak ediyorsunuz. Sonuç önemli değil arkadaşlar. Biz sonucu merak etseydik bu turnuvayı yapmadık. Yani biz yine de turnuvalara gideceğiz ve en önemli takımlarla oynayacağız. Yine de mağlup olmaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi takımları da mağlup oluyor. Ama yenile yenile yenmeyi de öğreneceğiz. Bizim çocuklarımız ki gördünüz işte hiç aşağı kalır tarafları yok. Fazla yenildikçe mağlup. İşte onu aşacağız işte yani. Yenilecek, bazen yenilgiden galibiyete geçecek. Bunu ancak öyle yenersin. Yoksa maç yapmayarak hiçbir noktaya çıkamayız yani. Böyle sonuç önemli olursa Uşak futbolunda hiç kimse maç yapmaz. Korkar herkes yani. Ama bizim böyle bir korkumuz yok. Gideceğiz dünyanın en iyi takımlarıyla da oynamaya devam edeceğiz. Yenilmeye de devam edeceğiz. Cesaretle üstüne gideceğiz ki psikolojik olarak bunları yenmemiz lazım. Baskı olmasın. Tabii. Bir de akademimizdeki diğer takımlar arasında en iyisi bu mu? 15 mi? Şimdi şöyle, bizim 97'den itibaren 98 grubumuz da çok iyi. 8 tane milli futbolcumuz var. Bu grupta da 7 tane milli futbolcumuz var. Bakın şimdi şöyle değerlendirelim. Demek ki Azerbaycan'da en iyi futbolcular bizim gruplarımız. Düşünün yani. Bizim en iyi futbolcularımız 7 tane milli takımda var. 98'de 8 tane var. Yani biz bu çocukları ancak böyle takımlarla maç yaptırarak noktaya getirebiliriz. Demek ki Azerbaycan'ın en iyi futbolcuları burada yani. 8 tane milli futbolcum varsa milli komandoda. Bu çocukları biz daha iyi noktalara getirmek zorundayız. Bu takım da bizim akademimizin iyi takımlarından biri. İyi komandolarından birisi. Hocam maç seyrettikten sonra böyle bir karara geldik ki Ferdi futbola daha üstünlük verirsiniz futbolcular komando oynamından daha çok. Ama şimdi bakın işte oyun disiplini denen bir şey var. Bizim çocuklarımız ikinci golü yedikten sonra oyun disiplinden koptular. Nedeni de işte psikolojik baskı devam. Yani biz işte bir an önce gol atalım ama öyle gol atılmaz. İşte bunları öğreteceğiz artık yani oyun disiplininden kopmamayı, psikolojik olarak çökmemeyi, gol kaçırdığı zaman üzülmemeyi. Bunları öğretiyoruz yani. Öğreteceğiz de devam edeceğiz. Yani. Biz belki de yine yenilmeye devam edeceğiz. Hocam, hiç problem değil. Ama maalesef Azerbaycan kamuoyunda bu yaş kategorilerinde mesela şampiyonluk çok önemli mi sizce? Soruyorum şimdi size. İki sene sonra kimse hatırlamayacak bu şampiyon. Ve bir sene sonra hatırlamayacak. Ama Azerbaycan milli takımında oynayan bir tane oyuncuyu her yıl hatırlayacaksınız. Her gün hatırlayacaksınız. Bizim amacımız gelecek için yatırım yapmak. Yoksa bugün ben büyüklerle oynarım, şampiyon olurum. Yani kimi kandırırım o zaman? Söylüyorum sana. Kendimizi kandırırız. Hocam ben başa düştüm ki sizin bu akademide psikoloji olarak böyle bir problem var. Yok sadece bizde değil. Azerbaycan futbolunda. Tamam bakın. Anladım. Azerbaycan futbolunda. Siz de Qəbələ futbolunu təmsil edirsiniz. Evet. Qəbələ futbolunda bunun həlli için kulba, akademiya, psikologlar dəvət olunub, olunmuyor. Evet. Psikoloji söhbətlər, evet. Psikologlar aparır yoksa yok. Önümüzdeki yıldan itibaren psikolog görev yapacak.
Önümüzdeki yıl. Evet. Hala olmuyor. Yok şu an. Daha biz çok yeniyiz yani. Siz bizim koşmamızı istiyorsunuz. Yani. Bir çocuk önce doğar. Sonra emekler. Sonra yürümeye başlar. Sonra koşmaya başlar. Biz daha emekleme dönemindeyiz yani. Biz yürümeye böyle başlamadık yani. Şimdi akademi binamız yapılmadı bizim. Akademi binamız yapılsın. Her şeyi aşacağız yani. Yani daha biz emekleme dönemindeyiz. Açık söylüyorum size. Ben de şampiyon olmak istiyorum burada ama. Yok. Hocam biz sizden tabii ki şampiyonluk yok. Biz sizden Azerbaycan futboluna verebilecek futbolcular gözlüyoruz. Şampiyon futbolundan biz netice istemiyoruz. Futbolcu istiyoruz. Evet. Ama bu böyle diye bu yönde siz deyirsiniz ki bundan sonra eğer futbolcu meydana psikoloji hazır çıkmırsa tabii ki 1-0 veya ikinci goldan sonra psikolojisi pozulacak ve bu da daha çok gol bırakmaya mal olacak. Ben o sebepten diyorum ki en azından meydana çıkanda futbolcuyla psikoloji söhbət olunmalı. Ama bakın şimdi daha bizim açmamız gereken bir sürü şey var. Psikolog sonraki dönemde gelmesi gerekiyor. Yani biz önce oyun disiplini, taktiksel açıdan, fiziksel açıdan oyuncularımızı bir hazırlayalım. Ondan sonra oraya gelelim. Yani. Şimdi son maçta akademimizin yetiştirmesi Amil Yunano Lefçi'ye gol attı. Hiç kimse bahsetmiyor mesela. Yok hocam. Ama bizim için yok hocam orada yanlış yaptınız. Bizim için bizim için yeterli değil mesela bakın. Bizim için yeterli olan ne biliyor musun? Amil Yunanoğlu çıkıp milli takımını gol atıp milli takıma kazandırması. Hedefimiz çok yüksek. Yani Azerbaycan için de biz şampiyon oluruz, bilmem ne yaparız ama onlar bizim için önemli değil yani. Önemli olan yurt dışı müsabakalarında başarılı. Yani biz bunu geliştirmeye çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Dünyanın en iyi takımlarıyla oynamaya devam edeceğiz. Yenilmeye de devam edeceğiz. Ki psikolojik olayı ancak böyle aşabiliriz. Uğurlar size. Uğurlar.